Bela, gecenin bu vakti burada ne işin var senin? Ya sana kötü bir şey olsaydı? Yeni bir şey değil. Ne? Diyorum ki kötü bir şey olsa bile ilk defa olmazdı bu. Sayende başıma bir sürü kötü şey geldi zaten. Bela, ben sadece sana dikkatli olmanı söylemeye gelmiştim. Her neyse, şimdi önemi yok bunun. Eve gidelim, hadi. Fantastik. Sen hep Bela'yı savunmaz mıydın? Şimdi bak, evlilik gecesinde bu saatte dışarıda. İyi seçim Sumi. Andy, Mahir onu getirecek birazdan. Zaten bu saatte dışarıdaysa önemli bir şey olmalı değil mi? Bela durduk yere bu kadar geç kalmaz. Önemli bir aile meselesi olabilir belki. Tabii ki. Senin mükemmel gelinin. Kesin bu saatte önemlidir değil mi? Bu arada neredeler? Anne! Bak geldiler. Neyse ki ikiniz de iyisiniz. Bela, bir dahakine bu kadar dışarıda kalacağın zaman aileden birine haber ver. Tabii ki. Çünkü tatlım, seni gerçekten çok merak ettik. Hadi baba, tek başına oturma. Eline ne oldu? Ne oldu ki? Bir şey yok. Onu demek istemedim. Baksana. Vurmanı koluna takmamışsın. Kuhu! Bela'ya takılarını vermediniz mi? Hayır anne. Unutmuştum. Şimdi hatırladım. Ama sorun ne ki? Çok önemli. Anu ve senden istediğim işi tamamen bitirdiniz mi peki? Tabii ki hanımefendi. İsteğiniz gerçekleşti. Tamam. İkiniz Bela'yı yukarı götürün. Mahir, sen benimle gel. Tamam. Bakın kim gelmiş. Ku, neden durdun? Yengenizi yukarı götürün. Umarım ana yatırımcımızı yine aşağılamaz. Hı? Yeniden hoş geldiniz Bayan Kanda. Hoş geldiniz. Bir şey ister miydiniz? Hayır, teşekkürler. Merhaba güzellik. Merhaba Bay Vasat. Millet, partiye nerede devam edeceğiz? Kutlama mı? Evet, yatmak için daha erken. Henüz 11.45. Eğer 11.45 ise 15 dakika sonra Bela gerçek formuna dönüşecek. Ve herkes gerçeği öğrenecek. Hayır, hemen bir şey yapmam lazım. Ben hemen geliyorum, tamam. Millet, kutlama hakkında konuşmayı bırakın ve Rayan hakkında düşünün. Kaç saattir ona ulaşmaya çalışıyorum. Ve o bana çiftlik evine gittiğini söyledi. Neden oraya gitsin? Endişeleniyorum dostum. Hayır, olamaz. Çiftlik evinden şüphelendiler. Bu da ne? Evet, Yuvi'nin odasından buraya taşıdık. Aynı senin değiştirdiğin gibi. Yuvi yerine Mahir'in gelini oldun. Anu, yapma lütfen. Geçmiş geçmişte kalsın. Bela, niye bu kadar şaşırdın sen? Bunun hakkında düşünmüş olmalısın. Ama çok tuhaf değil mi? Biriyle evlenmek için sözlendin ama kardeşiyle evlendin. Yakında gece yarısı olacak. Gece yarısı olur olmaz yılan formuma geri döneceğim. Bu kızları bir şekilde geri göndermeliyim. Seninle konuşuyorum. Dinliyor musun? Yerinde olsan böyle bir şey yapmazdım. Ama ses tonun başka bir şey söylüyor. Ne? Ne demek istiyorsun? Yani demek istiyorum ki kaderin ne olacağını bilemeyiz. Bazı insanların kaderinde birleşmek vardır, bazılarınınsa ayrılmak. Sonunda ne olacağını veya birinin hayatını kiminle bitireceğini bilemezsin. Bela, Archie ve benim için böyle konuşuyorsan eğer, Archie'nin beni sevdiğini unutma. Sadece dalga geçmek için ben onun sonuyum diyor. Aslında bana deli gibi aşık ve bunu biliyor. Anu, gidelim mi?
Hayır, olamaz. Öfkemi kontrol etmeyi öğrenmeliyim. Yoksa dilim ortaya çıkacak ve gerçek formumu görecekler. Neden bana öyle bakıyorsun Mahir? Ne dedim abartılacak? Sadece sana diyorum ki... bu bizim aile yadigarı bulmamız Bela'ya vermelisin. Mahir, Bela bugün olanlardan sonra çok üzüldü. Özellikle ikimize karşı. Yine de Vişin de peşinden gitti. Bu da neyi gösterir? Bu aile ve içindeki üyeler onun için gerçekten önemli. Anne, Bela çok iyi bir kız. Bunu başka biri için de yapardı. Biliyorum ama Mahir, sen de iyi bir adamsın. Ben de o yüzden diyorum ki sizin gibi iyi insanların başına bunun gelmesine gerek yok. Mahir, iki insanın tanışması şans olabilir ama evlilik yeminine girmesi bağlılık gerektirir. Ben de bu yüzden elinden geleni yapmanı istiyorum ve bu evliliğe hak ettiği değeri vermelisin. Bu bağa bir şans ver Mahir, lütfen. Tamam mı? Bela, gece yarısına 2 dakika kaldı. Üstünü bir şeyle ört ve biri seni böyle görürse... Bela, korkma. Gece yarısı derini değiştirdiğinde yeni derin çıkacak. O zamana kadar çok dikkatli olmalıyız. Gözümüzü 4 açmalıyız. Kapıda bekleyeceğim. Biri buraya gelebilir belki. Özellikle o adam. Mahir, bu odaya girmemeli. İlk önce ben hazırlanmalıyım. Onu öldürmek için. İyi. Eğer bu kız Mahir'i bir 5 dakika daha oyalarsa işimizi bizim için halletmiş olacak. Bir şekilde Mahir'i durdurmalıyım. Ne yapabilirim ki? Bela çoktan gerçek formuna dönüşmüş herkese olmalı. Herkese söylemelisin. Herkese söylemelisin. Bela bir yılan. Bela bir yılan mı? Alo? Evet Bay Bağla. Hayır, olamaz. Rehan ne zaman bir ses kaydı bıraktı? Tamam, onu yarın ararım. Teşekkür ederim. Tehlike her yerde. Bela'nın sırrı burada ortaya çıkamaz. Bela hala odasında. Ne yapabilirim? Merhaba. Burada ne yapıyorsun? Seni arıyordum. Hadi, öde bakalım. Ne? Eğer odaya girmek istiyorsan bana bir hediye vermelisin. Sen neden böyle davranıyorsun ki? Birkaç saat önce benimle evlenmek istiyordun. Ama şimdi gelinin kız kardeşi gibi davranıyorsun. Ben de aileden sayılmaz mıyım artık? Gerçekten mi? Evet, ve yılan kraliçesinin emri kimsenin içeri girmemesi üzerine. Kusura bakma, geçebilir miyim? Aa, hayır. Hadi ama bu kadar kaba olma. Sadece bir hediye istedim. Bak, aklından ne geçiriyorsun bilmiyorum ama ben herhangi birinin planı olamam, tamam mı? Kusura bakma.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.